Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli kardeşlerim, bu videoda çok çok üzgün olduğum tesettür konusunu işlemek istedim. Tesettür konusuna girmeden önce çarşafı şeriflerimize de el atıldığını belirtmek istiyorum. Öyle bir noktaya gelindi ki artık çarşafı şeriflerimiz de modanın esiri olma yolunda. Bu en çok acı olan bir durum. Ki çarşafı şerifimiz de peçelerimiz de modanın esiri olacaksa daha tesettürün en zirvesi olan nokta kalır mı ki? Bilindiği üzere çarşafı şerifler, peçeler, işte siyah tesettürler herkesin konusu olurken, bu kadar çok eleştiri alırken, bu kadar çok tepki çekerken birden modanın konusu olursa hangi tesettür bu anlamda bizi zirveye veya takvaya ulaştıracak? İşte bu noktada çok üzgün ve hüzünlüyüz. Görüldüğü üzere tesettür deyince insanların artık aklına moda geliyor. İnternete tesettür yazdığınız zaman karşınıza türlü türlü, çeşitli çeşitli elbiseler, sıkma başlar, deve hörgüçleri, açılan boyunlar, gözüken saçlar ve daha fazlası, dar giyimler hepsi direkt karşınıza çıkıyor. Kollar bu şekilde açık dirseklere kadar ve bundan kimse rahatsız olmuyor ama bir peçeli veya çarşafı şerifli kardeşimizi gördükleri zaman hemen saldırışa geçiyorlar. Neden? Çünkü peçeli veya çarşafı şerif giyen kardeşlerimiz İslam'ın hakkını vermek için, yani İslam'ın hakkını vermeye çalıştıkları için, söz konusu İslam olduğu için büyük bir saldırıya uğramış oluyorlar. Ama o kardeşlerimiz zaten şeytanı memnun ettikleri için kollarını açtıkları, boyunlarını gösterdikleri, hatta saçlarını da gösterdikleri için şeytan mutlu, insanlar mutlu, moda huzurlu oluyor ne yazık ki. Kardeşlerim, yani tesettür deyince aklımıza ilk gelmesi gereken şey Allah'ın ayetleri olması gerekmez miydi? Yüce Rabbimiz bize yakalarımızın üzerinden eşarplarımızı, başörtülerimizi salmamızı emretmiyor muydu? Yakamızın üzerinden başörtülerimizi salmamızı emreden Rabbimiz hiç saçımızı göstermemizi ister mi? İstemez. Ama öyle bir noktaya gelindi ki Yüce Rabbimizin emrettiği şekilde giyinmeye çalışan kardeşlerimiz yobaz olarak, gerici olarak adlandırılırken modaya itaat eden kardeşlerimiz ise büyük bir övgüye layık görülüyor. Hatta öyle ki internet ortamında fenomen olarak adlandırılan saçları gözüken, boyunları, kolları gözüken, dar giyimleri insanlara sunan kardeşlerimiz binlerce olumlu yorum alırken ufacık bir öneride bulunulsa, tavsiyede bulunulsa veya bir nasihatte bulunulsa hemen etrafındaki insanlar siz karışmayın, onun kendi kararı, istediği gibi giyinir, kendi sınırını kendisi çizer gibi savunmaya geçiyor ne yazık ki. Ama İslam'ın gerçek kaidelerine, tesettürün nasıl olması gerektiğine dair sunulan bilgilere karşı saldırı olduğu zaman bu etraftaki savunmaya geçen insanların hiçbirini görmüyoruz. Hatta tam tersi, sürekli eleştirime ihtiyacı hissediyorlar. Eğer bir çarşafı şerif giyen veya peçe takan bir hanım görmüşlerse.
Yani uzun lafın kısası, şeytan öyle güzel görevini yapıyor ki biz bunu halt etmek için ne kadar çaba gösteriyoruz, orası muamma. Ama şeytan siyahı birden siyah olarak göstermez. Beyazdan birden siyaha dönüştürmez. Öyle olsaydı direkt ne oluyor ya diye bir şaşırırdık. Önce beyazı biraz bulanıklaştırdı. Yavaş 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 sonra siyah yaptı. Ve ondan sonra da tesettürün içerisine siyah leke sürüldü. Ne oldu? Sıkma başları ortaya çıktı. Tünikler kısaldı. Eşarplar renklendi, desenlendi. Pardüseler darlaştı. Boyları kısaldı. Kollar açılmaya başladı. Ayaklar, bacak bilekleri görülmeye başladı vesaire. Yani yavaş yavaş tesettürü kaybettik derken şimdi de artık boneler atıldı, saçlar gözükmeye başlandı ve bunun adı da tesettür oldu. Ne yazık ki. Ve sosyal medyada bu şekilde giyinen bayanları gören yeni nesil kardeşlerimiz de tesettürün bu şekilde olduğuna inanarak kapanmayı tercih etmeye başladılar. Abla, ben de senin gibi kapanmak istiyorum. Çok güzel giyiniyorsun, çok güzel modayı takip ediyorsun diyerek kapanma yoluna giriyorlar. Artık sevinsek mi, üzülsek mi bilemiyorum. Kapanmaya çok yönelen artık insanlar var. Güzel mi yoksa kötü mü gerçekten artık ayırt edemez hale geldik. Çünkü tesettürün kaidelerine uyarak kapanmayı isteyen kardeşlerimiz yok maalesef. Yalnızca modaya uyarak giyinen kardeşlerimize bakarak kapanmayı tercih edenler çoğalmaya başladı. Böyle olunca da bir açıkla bir kapalının arasında hiçbir fark kalmamış oldu. Haliyle açık kardeşlerimiz sen benden de daha süslüsün, senin benden ne farkın var diye bir soru yönelttikleri zaman maalesef ki başımızı önümüze eğiyoruz. Haksızlar mı? Değiller. Ama tabii ki bu onların açık şekilde hayatlarına devam etmesi gerektiğini göstermez. O ayrı. Eğer bir insan ben Müslümanım, Allah'ın emirlerini yerine getiriyorum veya getirmek istiyorum diyorsa kesinlikle tesettüre girmesi farzdır. Çarşafı şerife girmek veya peçe takması farz mı? O değil. Farz değil. Fitne zamanında farz olduğunu söyleyen alimler var ki şu an fitne zamanındayız ama böyle bir dayatma yapmıyoruz, yapamıyoruz. Sadece tesettürden saçların görünmesi, kolların açılması, boynun gözükmesi, deve hörgücü yapılması, dar giyilmesi, iç gösterilmesi vesaire bütün bunlar tesettüre dahil değil. Tesettürün farz olmasını gerektiren noktalar belli. Deve hörgücü olmaması gerekiyor. Makyaj kesinlikle olmaması gerekiyor. Dar vücut hatlarını belli eden, iç gösteren kıyafetlerden uzak durulması gerekiyor. Eğer belirli kaidelere uyulursa ondan sonrası zaten kendiliğinden gelir. Yani siz bir adım atarsanız gerisi yavaş yavaş gelecek ve bir bakmışsınız ki takva boyutuna ulaşmışsınız Allah'ın izniyle. İnsan zaten farz olanları yerine getirdikten sonra takva boyutuna ulaşmak için can atar. Bu zaten kendiliğinden olan bir şey. Yoksa hiç kapanmamış bir insana çarşafı şerif giyeceksin diye bir zorlama yapamazsınız. O insan önce bilinçlenmeli,
Tesettüre neden girmemiz gerektiğini öğrenmeli. Önce en önemlisi Allah'ın bunu neden emrettiğini bilip ona göre hareket etmeli. İşte ondan sonra giyeceği her kıyafet, takacağı her eşarp onunla bir bütün haline gelecek. İşte o zaman giydikleri ilim kokacak, moda değil, dünya değil, nefis değil, şeytani duygular değil. İşte o zaman Allah'ın emrettiği gibi giyinmiş olacak. Çünkü bilinçlendi, okudu, öğrendi ve kalbine inşa etti. Ancak şu an çarşafı şerif giyme şerefine ulaşmış kardeşlerim. Lütfen şeytanın esiri olma yoluna adım dahi atmayın. O çamura bir kere bulaşırsanız çıkmanız çok zor olur. Tesettürün en zirvesine, takva boyutuna ulaşmaya çalışırken lütfen deve hörgüçlerinden uzak durun. Gözlerinize sürme çekmekten uzak durun. Yüzünüzü tamamen ortaya çıkarmaktan ki yüzün kenarlarından gözüken saçlardan haya edin, uzak durun. Eğer bunlara dikkat etmezseniz giydiğiniz çarşafı şeriflerin Allah katında hiçbir anlamı kalmaz. Ha normal eşarp takmışsınız, ha çarşafı şerif giymişsiniz. Hiçbir farkı olmaz. Sizler de artık sorumluluk sahibi bir bireysiniz. İnsanlar size bakarak belki çarşafa girmek isteyebilirler. Ama bakarlar ki ben de deve örgücü yapıyorum ama bu çarşaf giymiş kardeşimiz de deve örgücü yapıyor. Demek ki deve örgücü yapmak sanıldığı gibi günah değil diye düşünüp deve örgücü yaparak çarşafı şerife girebilirler. İşte bunun vebali size gelir. Normal eşarpla çok fazla gözükmeyecek olan yüzünüz çarşafı şerifle tamamen açarak daha fazla gözüküyor ne yazık ki. Böyle bir durumda az önce de söylediğim gibi kenarlardan saçlarınız gözüküyor. Deve hörgücü yapıldığı için de bonelerin kayması daha da kolaylaşıyor ve saçlar ortaya çıkıyor. Ve modaya itaat eden giyim tarzlarına daha yakın bir hale gelmiş oluyor. Lütfen hiç değilse çarşafı şeriflerimize, peçelerimize sahip çıkalım. Tesettürümüzün ana kaidelerine, olması gerekenlere sahip çıkalım. Bırakın bizlere yobaz desinler, gerici desinler, hiçbir şey bilmiyor, cahil desinler. Ama biz Allah katında bilgili olalım, Allah katında övülelim. Allah'ın fenomenleri olalım. Sürekli ilimle meşgul olalım. Şeytanın bizi esir almasına müsaade etmeyelim. Tesettürlerimize sahip çıkalım. Ayaklar altına alınmasına engel olalım. Müslüman kardeşlerimizi ne kadar da bize ters tepki verseler de uyarmaktan vazgeçmeyelim. Önce kendimizi, sonra etrafımızı düzeltmeye çalışalım. Hiçbir şey başaramasak bile Allah katında mücadele ettiğimizi ve yerimizi belli edelim. Rabbim tesettürü iyi anlamamızı, hayatımıza geçirmemizi, yaşamamızı ve anlatmamızı nasip eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.